Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 25 Şubat 2024 Pazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri için çıktığı miting turuna bugün Adana ile devam etti. İstasyon meydanına dolduran 75 bin kişiye seslendi. CHP için partideki koltuk kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar diye konuştu. DEM Parti ile pazarlık için kirli ittifaklarla demleniyorlar ifadelerini kullandı Erdoğan. Savunma sanayinde gelinen noktaya dikkat çekti. Yeni müjdelerin sinyalini verdi. İşte Adana mitinginde öne çıkan başlıklar. Adanalıyık, Allah'ın adamıyık şiarıyla delikanlılığın kitabını yazan Adana bugün bir başka güzel. Şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. On binler Adana İstasyon Meydanı'na koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. Sözlerine muhalefeti şikayet ederek başladı Erdoğan, Adana'dan 31 Mart için destek istedi. Milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana böyle artistliklere eyvallah eder mi? Allah'ınıza kurban sizin. Muhalefetin tek derdi koltuk dedi, CHP içinde yaşanan kaosa dikkat çekti. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. CHP yönetimi sadece bu ülkenin muhalefet enerjisini özellikle sömürüp işe yaramaz hale getirmekle bile millet ve tarih nezdinde sıkaya çekilmeyi hak ediyor. CHP DEM Parti ittifakını da es geçmedi. Biz Türkiye 100 yılı diyoruz, hazırız diyoruz, kararlıyız diyoruz. Onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Kirli ittifaklarla hani çay demlersiniz ya, demleniyor. Erdoğan CHP içindeki koltuk kavgasını anlatırken Kemal Kılıçdaroğlu örneği de verdi. Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu Cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki neredeyse kedisi Şero'yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar. Türkiye küresel güç olma yolunda hızla ilerliyor diyerek devam ettiği sözlerine savunma sanayide gelinen noktanın altını kalın çizgilerle çizdi. Dış politikada Avrupa'dan aferin almaya çalışan değil, dik ve dirayetli duruşuyla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumundayız. Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Erdoğan savunma sanayinde yeni müjdelerin de sinyalini verdi. Biz yaparız. Dedik mi yaparız? İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye'nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor. Umutlarını Türkiye'ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyarken elbette rakiplerimiz de endişeye kapılıyor. Vereceğiz. Daha ne müjdeler vereceğiz inşallah. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan için ağzını açmayan muhalefete de seslendi. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler Kaan'a bakınca kalorifer peti veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor. Çalışıp hizmet etmeye hazırız ve kararlıyız. Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk operasyon sınıra 40 kilometre mesafede yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlendi. Bölgede tespit edilen bir grup terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde ise Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü. Aktaralım ve muhalefetin gündemiyle devam edelim.
CHP lideri Özgür Özel'in Balıkesir üzerinden Meral Akşener'e yaptığı borcunu öde çağrısıyla başlayan tartışma sürüyor. Özel, İyi Parti'den beklediği cevabı alamayınca bu kez İyi Parti seçmenine seslendi. Özgür Özel'in DEM Parti ile yaptığı pazarlıkların ayrıntılarına da ulaşıldı bugün. CHP Esenyurt'ta DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özel'i aday göstermişti malum. CHP'nin destek karşılığında belediye meclis üyeliğinden 10 sandalyeyi DEM Parti'ye bıraktığı konuşuluyor. Karşılıklı destekler bir skandal da beraberinde getirdi. DEM Parti Esenyurt'ta terörist başı Öcalan'a destek mitingi düzenledi. Şu söz kulağımın içindedir. Hem vallahi hem billahi. Kimseye borcum yok ama Ahmet sana borcum var dediler. CHP ve İyi Parti arasında Balıkesir üzerinden başlayan borç tartışmasında yeni perde açıldı. Meral Akşener'den beklediği cevabı alamayan Özgür Özel bu kez ibreyi İyi Parti seçmenine çevirdi. Şimdi o verilen söz tutulamıyordur. Şahsen eyvallah ama Balıkesir'deki iyi insanların vicdanına sesleniyorum. Bu adaletsizliği siz gidereceksiniz. Bunu sizden bekliyoruz. İyi Parti ile masaya oturamayan CHP'nin elinde bir tek DEM Parti kaldı. Haliyle taviz kesesinin ağzı sonuna kadar açıldı. Pazarlıklara Esenyurt'la başlandı. Kent uzlaşısı çağrısı yapmıştınız. Acaba Esenyurt dışında CHP ile anlaşılan başka yerlerde var mı? Kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt değerlendirildi. Pazarlık sonrası Esenyurt'ta bir skandal yaşandı. DEM Parti terörist başı Öcalan'a özgürlük içinde miting düzenledi. O mitingde Öcalan posterleri açıldı. Terörist başı lehine sloganlar atıldı. CHP ise Esenyurt'ta devlet kurmak Kürtlerin hakkı ve Türkiye'li iş insanları Kürdistan'a gelsin gibi tepki çeken paylaşımlara imza atan Ahmet Özer'i aday gösterdi. CHP'nin mevcut adayını çekerek DEM Parti'nin talebiyle son dakika aday gösterdiği Özer'in seçimi kazanması durumunda DEM Parti'ye geçeceği iddia edildi. Kulislere göre yol haritası hazır. Kandil'in yönlendirmesiyle aday olan Özer, mazbatasını aldıktan 3 ay sonra DEM Parti'ye geçecek. DEM'e de hakim olan kanat, Kandil'de de egemen olan kesim. Özer, İmamoğlu'nun eski danışmanlarından dolayısıyla onun koruması altında, hatta mitinglerde de yanı başında. İmamoğlu'da seçim yaklaştıkça oy kaygısıyla DEM Parti'ye mesaj yollamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Sancaktepe'de yaptığı mitingde DEM Parti bayrağı dikkat çekmişti. CHP'liler o görüntülerin montaj olduğunu savunsa da mitingin görüntüleri montaj iddialarını çürüttü. DEM Parti'nin Şırnak mitingi de terör propagandasına döndürülmek istendi ancak polis izin vermedi. Terör örgütü lehine slogan atan 6 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 Nisan tartışması bitmek bilmiyor. Özgür Özel'in 3-5 hazımsız diyerek önünü kapatmaya çalışması pek yeterli olmamış gibi. Öyle ki kulislerde olağanüstü kurultay için sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil Ekrem İmamoğlu'nun da kolları sıvadığı konuşuluyor. İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı Tunç Soyer de yönetime bayrak kaldıranlardan. O da değişim lafta kaldı diyor. İşte parti içi iktidar krizinde son durum. Bir Nisan gününü bekleyen çok beklerler. Kenardaki pusu siyaseti asla ve asla başarılı olamaz. Varsa öyle birileri avuçlarını yalarlar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel rest çekse de parti içi muhalifler saflarını netleştirmeye başladı. Takvimler 1 Nisan'a ayarlandı. 3, 5, 10 tanesi kızmış, istifa etmiş. Özel'in yola birlikte çıktığı ve sürecin başından beri gölge başkan yakıştırılmasının yapıldığı Ekrem İmamoğlu'nun kolları sıvadığı iddia edildi. Öyle ki İmamoğlu'nun tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullanmaya başladığı konuşuluyor. Kurultayda lehine oy kullanmaları için birçok isme İBB'de iş vererek maaş bağladığı da. Bir grup muhtar ise bu partiyi bırakacaksan bana yazıklar olsun. Sadece İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayının 16'sının İBB bürokratı olması da 1 Nisan'a hazırlık olarak yorumlanıyor. Üstelik Özel'in tek rakibi İmamoğlu değil. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
31 Mart'ın ardından Kılıçların çekildiği iç hesaplaşmada Kılıçdaroğlu taraftarları da çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki çalışma ofisinin karargaha çevrildiği, ziyaretçisinin eksik olmadığı da gelen bilgiler arasında. Ben Kemal. Geliyorum. Kulislerde yerel seçimler için genel merkez tarafından üstü çizilen belediye başkanlarının soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldığı konuşuluyor. Hatta Özel'i şikayet eden başkanların olağanüstü kurultay taleplerini bizzat Kılıçdaroğlu'na ilettiği söyleniyor. Ne yazık ki bugün değişim sloganının altının boşaltılarak hedefinden koparıldığını ve umutların sönümlendiğini üzülerek görüyoruz. O isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve İzmir için aday gösterilmeyen Tunç Soyer. Soyer, CHP'ye zehir zemberek sözlerle yüklenmekle kalmadı, İmamoğlu'na da kendi sözleriyle gözdağı verdi. Ne zaman depar atacağını bilen iyi bir 100 metre koşucusuyum. Unutmasınlar, ben uzun mesafe koşucusuyum. Şunu çok iyi bilsinler. Bugüne kadarki hattımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ydi. Bundan sonra sattığımız tüm vatandır. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok bugün tanıtım toplantısında projelerini açıkladı. Söze sanal belediyecilik vurgusuyla rakibi Mansur Yavaş'ı eleştirerek başladı. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu dedi. Sonra Yavaş'ın 5 yıl önceki vaatlerini söz verdi ancak tutmadı diyerek belgeleriyle deşifre etti. Sıra Ankara için yapılacaklar listesine geldiğinde ise gencinden yaşlısına, öğrencisinden emeklisine yüzleri güldürecek onlarca proje saydı Turgut Altınok. Ankara'mızın 5 yılı boş yıl oldu. Başkentimiz boş kent oldu. Güzel Ankara'm, sen bunu hak etmiyorsun. Ankara nefesini tuttuğu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un projelerine kilitlendi. Altınok büyük güne saatler öncesinden hazırdı. Turgut Altınok söze rakibi Mansur Yavaş'a seslenerek başladı. Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım demiş ama Ankara'da 5 yılın sonunda yapılan 5 santim dahi metro yok. Havalanı metro yapacağım sözü vardı. Havalanı metro ile giden gelen var mı? Yavaş verdiği sözleri tutmadı derken belgelerle konuştu. Sabah 06-07.30 saatler arası ücretsiz otobüs seferleri sağlanacaktı. Bu sözü de yerine gelmedi. Binlerce büyükşehir belediye çalışanı işten çıkarıldı, mağdur bir duruma bırakıldı. Sıra projelere geldi. Altınok yapılması planlanan 8 yeni metro hattını sıraladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Koru Eryaman Devlet Mahallesi metro hattını yapacağız. Altındağ metro hattımız, Ulubey, Önder, Solfasol siteleri istasyonuna birleştireceğiz. Batıkent, Ümitköy metro hattını birbirine bağlayacağız. Ovacık, Etlik bir metro hattını da inşallah başkentimize kazandıracağız. Ulaşım üniversite öğrencileri için ücretsiz olacak. Metro ve otobüs seferleri 24 saat kesintisiz sürecek. Ev sahibi olmak isteyen başkentli için sosyal konut projesi devreye alınacak. Üniversite öğrencilerine ise aylık 1500 lira karşılıksız bursun yanı sıra düşük kiralı konut imkanı sağlanacak. En az 20 bin vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. 10 bin öğrencimize düşük kiralı konut yapacağız. Yaşlısı genci Ankaralılar Ankart'la birçok hizmete ücretsiz ulaşacak, ihtiyaç sahibi başkentlilere binlerce liralık destek verilecek. Sosyal refah statüsündeki emeklilerimizin Ankart'ına her ay 5 bin lirayı yatıracağız. 15 Nisan vatandaşımızın Ankart'ına 400 lira değil 2500 lira yatıracağız. Ve başkentin kanayan yarısı başıboş sokak hayvanları. Betebox projemizle beslenme, tedavi, barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme sistemini hayata geçireceğiz. Torunlarımızın geleceğine oy vereceksiniz.
Sirkeci Kazlıçeşme Banyo Hattı projesi hazır. İstanbullulara trafikte rahat bir nefes aldıracak hattın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün Vatman koltuğundaydı. Test sürüşü başarıyla tamamlandı. Peki hat hangi duraklardan geçecek ve seferler arası kaç dakika olacak? Ayrıntılar geliyor. Sefere hazır. Biz bugün test sürüşünü yapıyoruz inşallah. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem ve yayalar için yeni nesil ulaşım projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yedikule İstasyonu'nda Vatman koltuğuna oturdu. Basın mensuplarıyla birlikte Sirkeci'ye dek test sürüşü yaptı. Sirkeci, Kazlıçeşme hattında tam 8 durak bulunuyor. Sırasıyla Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa, Yedikule ve Kazlıçeşme. Bu duraklardan en çok dikkat çekeni halk tarafındansa Cerrahpaşa durağı. Çünkü bu duraktan Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerine direkt ulaşım sağlanabilecek. Belki en çok rağbet edilecek, kullanılacak olan durak orası olacak. Yani vatandaşın ihtiyacını gördük, talebini gördük, biz de gereğini yaptık. ...8,3 kilometre uzunluğundaki bu hat 2013 yılından beri atıl durumdaydı. Gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılarak yeniden halkın hizmetine sunuluyor. Tek yönlü seyahat süresi ise 20 dakika olacak. Burası tabii 140 yıllık bir hat hizmet etmiş. Şehrin ihtiyaçları değişiyor, şehir gelişiyor, yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Bu hat yalnızca bir raylı sistem hattı da değil, çevresine yürüyüş ve bisiklet yollarıyla pek çok yeşil alan ve sosyal alanda yapıldı. Yürüyüş yollarıyla, skuter yollarıyla, bisiklet yollarıyla, yeşil alanlarıyla beraber projenin neredeyse 1/3'ü bu anlamda ayrıldı alanın. Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122.550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74.000 metrekare yeşil alan, 22 adet karayolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına ayrıca katkı sağladık. Bu projeyle ekonomiye 2053 yılına kadar 100 milyonlarca euro katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul'a 131 kilometre raylı sistem hattı kazandırdık. Yarın Sirkeci Kazlıçeşme hattımıza da açtığımızda bu uzunluk 139 kilometreyi geçecek. Projemiz sayesinde toplam ekonomik kazanç yaklaşık 800 milyon avro olacaktır. Her defasında Netanyahu yönetimine katılan ateşkes planlarından sonuncusu Doha'dan. 6 haftalık ateşkes için 35 İsrailli rehinenin serbest kalması öngörülüyor. Tabii Tel Aviv reddetmezse, 30 bine yakın can kaybına rağmen kana susamış işgal ordusuysa Gazelileri açlıkla ölüme mecbur etmeyi sürdürüyor. Ramazan'da planlanan Refah katliamı için geri sayım sürerken anneler bebeklerinin ölümlerini ağlıyor. Jetlerin ölüm olup yağdığı topraklarda enkazdan çıkan en büyük acı anne babaların. Bize burası güvenli bölge dediler ama her gün insanlar öldürülüyor. Saldırılar artık günlük hale geldi. Nerede bu güvenli bölge? Yıllardır umutla beklenen 4 aylık Yasir bebeğin acı haberi de annesinin yüreğine kor gibi düştü. Onu savaşın ilk haftasında doğurdum. 8 yıldır bebeğimin olmasını bekliyorum. Ona sahip olabilmek için çok uğraştım. Ölüm her gün bir başka kapıyı çalıyor. Üstelik sadece bombalar yüzünden değil, açlık da çok büyük bir tehdit. Denize açılıp balık avlamak isteyenlerin karşısına yine işgal ordusu çıkıyor. Gazze'nin kuzeyinde açlıktan kaçmak için tankların arasından yürüyerek güneye geldik. Hayatta kalmak için arpa ve hayvan yemi yedik.
Açlığa mahkum ettikleri yetmezmiş gibi taşlaşmış kalpleri yiyecekleri tank paletlerinde ezip sosyal medyada paylaşırken bile sızlamıyor. Günde tek öğün yemek yiyoruz. Savaş bitsin artık. İnsanlar aç. Sizler sebze meyve yiyeceksiniz. Sahur ve iftar yapacaksınız. Hangi yemeği yesek diye düşüneceksiniz. Biz ise açız. Dünyanın çoğu daha fazla şiddet görmek istemediği gerekçesiyle başını çeviriyor ama Gazze'de soykırım hedefini adım adım işte böyle ilerliyor. Netanyahu ise hafta başında savaş kabinesini toplayıp Refah saldırısının düğmesine basmaya hazırlanıyor. Ona karşı duranlar, istifa et ya da erken seçime gidelim diyenler, İsrailli de olsalar atlı polislerin zulmüne, tazyikli suya, biber gazına maruz kalıyor. Filistinlilere desteğin bedeli, gözdağı gibi gözaltılar. Berlin ve Milano gibi dev Avrupa kentleri de bu kıyımın durması için her hafta destek eylemlerine imza atıyor. Gazze kasabının kan banyosu ne zaman, nasıl, hangi şartlarda durur kimse bilmiyor. Bu görüntü ise Siyonizmin üstesinden gelemediği, öldürmeyi hala başaramadığı umuda dair. İçinden çıktıkları araca düğün arabası demek mümkün değil elbette. Her gün ölüm yağan sokaktan sığınağa dönen Birleşmiş Milletler Okulu'na doğru yürüyorlar. En mutlu günleri katliam sona erince gelecek ancak aileleri birkaç dakikalığına da olsa her şeyi arkalarında bırakıp Nermin ve İbrahim Abed'i tebrik ediyor. Aylardır süren saldırılara rağmen Gazzeliler biliyor yaşama umudu akan kana rağmen bu topraklarda kendine yeşerecek bir çatlak buluyor. Bursa açıklarında batan gemideki arama çalışmalarında 11 gün geride kaldı. Dalgıçlar kayıp 4 mürettebatı bulabilmek için günlerdir dalış yapıyor. Çalışmaların yoğunlaştığı yer ise makine dairesi. İşte su altındaki o zorlu arama. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Kaptan Köşkü Makine Dairesi, dalgıçlar kayıp 4 denizciye ulaşabilmek için batan gemiyi didik didik arıyor. Mermer tozu yüklü kargo gemisi 14 Şubat akşamı Marmara Adası'ndan Bursa'ya gitmek için yola çıkmış, çok geçmeden fırtınaya yakalanmıştı. Gemi batıyor. Bursa açıklarında batan gemideki 6 mürettebattan ikisinin cenazesine ulaşıldı. 4 denizciyi arama çalışmaları 11. gününde de devam etti. 51 metre derinlikteki gemiye dalgıçlar asansör yardımıyla indi. Şu an itibariyle suda. Suda dalgıçlar. Dalgıçlar şimdiye dek batan gemiye 36 dalış yaptı. Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında makine dairesine yoğunlaşılmış durumda. Sadece denizde değil, kayıp 4 denizciye ulaşabilmek için kıyı şeridi de taranıyor. Günlerdir ekrana getiriyoruz İstanbul Esenler'deki Fahri Müfettiş mağduriyetini. Yazdığı keyfi cezalarla sürücüleri artık isyan noktasına getirmiş durumda. Canı yananlar bugün ilçede bir araya geldi ve sonu gelmeyene o cezaları yüksek sesle protesto ettiler. Tekrar ceza almamak için de plakalarını kapattılar. Şu anda benim toplam iki arabada 110 bin lira var. Hem ses sonuna kadar açık hem de telefonla konuşuyorsun. Yapabilir misin bunun ikisini birden? Yok yapamazsın. O zaman keseceksiniz. Git işine gücüne bak. Bizim ihlal ettiğimizi sen i̇lhal bu. Etse, hadi ben ettim. Cezayı, nasıl hadi ben abi? Ettim. 3000 kişi birden mi etti? Bu arkadaş nasıl etti? Bu arkadaş nasıl etti? Bir çözüm bulunmasını istiyoruz bu konuya. Artık insanların siniri bozuldu. Gerçekten bozuldu. Sinirler gergin, tansiyon yüksek. Esenler'de her gün ceza yiyen sürücülerin isyanı dinmek bilmiyor. Üstelik sonu da gelmiyor.
hala ceza yazılmaya devam ediyor. Araç kapının önünde duruyor. Artık baktım cezanın önüne geçemiyor. 4 tane arka arkaya geldi. Aracı Bingöl'e gönderdim. Orada bizim yerimiz var. Oraya gönderdim. Geçen hafta 2 tane daha geldi. 1 kişiye, 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye değil. Onlarca insana ardı ardına her gün ceza yazılıyor. Cezalar öyle artık can sıkıcı bir boyuta geldi ki gerçekten de işin içinden çıkılmıyor. Öyle ki aynı dakika içinde defalarca ceza yiyen araç sahipleri bile var. Aile düzenleri bozulmuş, artık borç katlandıkça katlanıyor. Onlar da seslerini duyurabilmek için eylem yapıyorlar. Fahri müfettiş mağduru araç sahipleri tekrar ceza yazılmasın diye plakalarını kapattı. 55. sokak korna sesleriyle yankılandı. Ters yola girmekten ve yüksek sesten. Benim aracımda kesinlikle yüksek sese dair hiçbir şey yok. Yani hoparlör tarzı hiçbir şey yok. Ve girdiğim yola daha önce hiç, yani ceza yediğim yola daha önce hiç girmedim. Yani o sokaktan daha geçmedim ama o yüzden ceza yedim. Ceza tutanakları Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince düzenleniyor. Ama cezaları kimin kestiği hala bilinmiyor. Bilinen tek şey her gün birilerinin canı yanıyor. Şu an 18 tane ödenmemiş cezam var. Daha önce ödediklerim de var. Trafikte yüksek sesle müzik dinleme, cep telefonuyla konuşma, hatalı park, yaya geçinde yaya yol vermeme, değişik değişik cezalar geliyor. Üst üste plakasızlıktan ceza geliyor arabaya ama plakaya yazılıyor. Eylem yaparak sesini duyurmaya çalışan sürücüler mahkeme sürecini bekliyor. Kiralardaki fahiş artışı durdurmak için getirilmişti zam sınırı. Konutlara %25'in üstüne zam yapılması yasaklanmıştı bu düzenlemeyle. Daha süre var ama Temmuz ayından sonra yenilenip yenilenmeyeceği tartışmaları şimdiden başladı. Bu konuda açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni senede %25 zam sınırına ihtiyaç kalmayabileceğini açıkladı. %25 zam sınırı kalkarsa iyi mi olur? İyi olmaz. Şu anda herkes ancak o şekilde bir şekilde yararlanabiliyor. Kiracılar devam etsin diyor. Herkesi ortalama düşünmeleri lazım. İstedikleri gibi kirayı yükseltiyorlar. Ev sahipleri ise bitmesini istiyor. Konu konut kiralarına uygulanan zam sınırı. O konuda haklılar. Evet, kiralar enflasyonun altında kaldığı için. Son 2 yıldır tarihte ilk kez mal sahiplerinin mağdur olduğu bir süreç içerisindeyiz. Temmuz ayında kararı verilmesi beklenen zam sınırı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç, zam sınırı bitecek ihtimallerine ilk kez yeşil ışık yaktı. Böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. İyi denetleme olursa, enflasyona göre ayarlama yapılırsa hem kiracı hem de ev sahibi mağdur olmaz. Fahiş kira zamlarına karşı son 2 yıldır %25 kira sınırı uygulaması getirilmişti. İşte Temmuz ayında bu uygulamanın kalkması bekleniyor. Öyle ki bu durumdan en çok ev sahipleri memnun. Mal sahipleri özellikle tek kira getirisi varsa, evini geçindiriyorsa ve geçim sıkıntısı varsa bundan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Bence bir sınır olması lazım. Devletin bir çizgi çizmesinde bence fayda var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arabuluculuk sistemine işaret etti. Bu tabii meclisin takdirinde olacak olan bir şey ama Temmuz'da sona eriyor. Böyle bir duruma ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. Yaklaşık 130 bin başvurunun yaklaşık 70 binin olumlu sonuçlandığını belirtmiştir. Nihayetinde olumsuz sonuçlanmasıyla beraber taraflar dava yoluna gidebilecektir. Yani arabulucuya başvuru zorunlu olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Doğru. 140 bin kişinin adliyeye gitmemesi demek. Adalet Bakanı'nın açıklamaları bazı haber sitelerinde zam sınırı kalktı diye haberleştirilince İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Son karar Temmuz ayında verilecek. Termometreler bugün İstanbul'da 18 dereceyi gördü. Kış mevsiminin tam ortasındayız ve bu bir yanıyla da tedirgin eden bir durum şüphesiz. Ama güneşli havayı gören İstanbullular bu fırsatı elbette ki kaçırmadı. Kimi sahillere akın etti, kimi de mangal ateşini yaktı. Hava çok güzel. Zıp zıp zıplıyorsun. Evet.
Normal şartlarda böyle alışık değiliz. Şu an böyle yağmur, kar, çamur olması gerekiyor. Ama öyle değil. Sanki yazdan kalma bir gün gibi. Hava sıcak, güneş tepede. Üstelik kışı iliklerimize kadar hissetmemiz gereken şu dönemde. Hava çok güzel, çok eğlendik. Yani normalde olmayacak bir şey. İşler nasıl? İşler iyi, çok güzel, her şey yolunda, devam ediyor. Havanın bu hali korkutsa da Şubat ayının sonunda hava sıcaklığı 18 derece olunca İstanbullular güne açık havada kahvaltı sofrasında başladı. Domatesimiz var, salatamız, peynir çeşitlerimiz var. Zeytin var. Zeytinlerimiz var. İşte yani balımız var, helvamız var. Daha ne olsun? Allah'a bin şükürler olsun. Bu ayda böyle hava olur mu? Normalde olmaz ama oldu. Adeta yazdan kalma. Hal böyle olunca nasıl bir manzara ortaya çıkıyor? İşte böyle bir anda piknik yapan aileler. Kameramızı çeviriyoruz. Bir yandan her fırsatı değerlendiren çocuklar ve elbette büyükler. Poğaçamız var. Pankek, kek, işte kahvaltı çeşitleri. İnanılmaz yiyeceğiz. Şaşkınız ama bunun tadını çıkartıyoruz. Sahilde yürüyenlere mangalcılar da eklenince İstanbullular hafta sonunun tadını çıkardı. Mangal yapacağız. Allah izin verirse birazdan da yiyeceğiz. Tabii piknik olunca olmazsa olmaz mangal. Mangalda da o cız sesi her şeye değer. İşte şu cız sesinden bahsediyoruz. Kokuyu zaten söylemeye gerek yok. Muhteşem kokuyor. Arkadaşımız mangalı yakmış ama galiba biraz etleri de yakmış tavukları. Doğru mu? Etler yanmadı abi. Öyle olması gerekiyor. O siyahlar ne? O siyahlar lezzetini katan şey zaten. Top oynamaya geldik, voleybol oynadık. Her türlü etkinliğimiz hazır. Kaç zamandır zıplıyorsun böyle? Bir saat. Bir saattir böyle misin? Evet. Hava güneşli. Evet. Kimle geldin? Babamla. Eğleniyor musun? Evet. O zaman zıplamaya devam. Meteoroloji son tahminlerini de paylaştı. Mega kentte hava sıcaklık derecesi yeni haftanın başlamasıyla düşmeye başlayacak. Kebap, döner, çiğ köfte derken lavaşın arasına bu kez uskumru girdi. Balık türüm son dönemde oldukça talep görüyor. Arkadaşlarımıza merak etti, yola koyuldu ve Karaköy'de damak çatlatan bu yeni sokak lezzetini deneyimlediler. Onların izlenimleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Fish sandviç, boruz görüm. Balık dürüm. Balık dürüm. I like. Oçin araşo. Daha o için karışım. Bir aydan beri dadandık, gelip gidiyoruz. Kaçıksız, kemiksiz, kebap gibi yiyebilirsiniz. Balığın Adana versiyonu desek daha doğru. Kılçıksız, kemiksiz, işte Adana dürüm versiyon bir iş bu. Balık dürüm son zamanlarda bu da sokak lezzetleri listesindeki yerini almayı başardı. Biz şu anda Karaköy'deyiz ve işte uskumru balıkları dürümün arasına girmek için pişirilmeye başlandı. Balık ve dürüm yan yana gelince ne hissediyorsunuz? Çok kötü hissediyorum. Hiç gerek yok. Bir Karadenizli olarak bence tavsiye etmiyorum. Bu akşam denemek için geldi buraya. Adana versiyon. Adana versiyon. Adana versiyon. Yol üzere giderken atıştırmalık güzel bir şeydir yani, lezzetli. Şu görmüş olduğunuz bir parçayı bir dürümde kullanıyoruz. Balığı sonuna kadar en ince şekilde kılçığını ayıklayıp, ince işçilikle hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Hiçbir kılçık kalmayıncaya kadar bütün balık tek tek işleniyor. Dürümde sadece uskumru balığı kullanıyoruz. Neden? Çünkü çok ızgaraya uygun, elverişli, yağlı bir balıktır. Okyanus balığıdır. Omega 3 olarak da çok çok aşırı zengin bir balık. Ve tedariği de bizim için hem kolay hem lezzetli. Izgarada kılçıkları ayıklaması kolay. Nar ekşili sos kullanıyoruz hazır olarak. Geri kalan soslarımız kendi özel el yapımız. Soslar lezzete lezzet katıyor. Ne var? Hangi baharatlar var? Beyaz ete gidecek baharatlardır. Taze nanesinde tut, reyhanında tut. 15 çeşit baharatımız var. Hepsi orantılı şekilde kilolarla, gramajlı şekilde ayarlanıyor. Ve ondan sonra soslarımızla ekmek arasından daha az hamur yiyorsunuz. Lavaş daha çıtır çıtır oluyor. Gördüğünüz gibi lavaşı kızartıyoruz. Baharatlandırıp bekletiyoruz zeytinyağında. Ve balığın lezzetine varıyorsunuz. Müşteriler tarafından çok tutulan popüler bir sokak lezzeti. Yanlarından geçerken bile o kokusu aç olmasanız bile yani size sizi oraya çağırıyor. Balık güzel, çok güzel. Beğendiğimiz için tabi uzaklardan, kilometrelerce uzaklardan geliyoruz. Her gün genellikle yiyorum burada. Lavaşın arasına balık mantıklı gelmiyor bana. Ben tabağı tercih ettim mesela. Tavsiye ediyorum, güzel. İşte mis gibi taptaze uskumrular pişirildi. Onlar lavaşa sarılmayı beklerken bizim uskumrumuz lavaşa sarıldı bile. Balık sever misiniz? Çok severim. Dürüm balık ilk defa mı yiyeceksiniz? İlk defa, evet. Çok lezzetli. Onay veriyor musunuz? Evet. Onay veriyor, o zaman ben de yiyorum.
Gerçekten mükemmel. Dünyadan haber turumuzla devam edelim. Çiftçiler Macron'u tarım fuarında sıkıştırdığı istifa çağrıları sonrası arbede çıktı. Polis öfkeli çiftçilere müdahale ederken Macron da sizi Elize Sarayı'nda ağırlayacağım diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Avrupa Birliği liderleri savaşın ikinci yılının sonunda Kiev'e gitti, Ukrayna AB üyesi olacak mesajını yineledi. Rusya korkusu Avrupa'ya Ottawa anlaşmasını bile sorgulatmaya başladı. Mayın dönemine dönüş gündemde. Otomobil duvarı yıkıp dükkana daldı, içerideki dört kişi nasıl hayatta kalabildiklerine şaşırdı. Hırsızlıktan aranan baba polisten kaçamadı. Yakalanacağını anlayınca bebeğini arabada bırakıp kaçtı. Polisler gördüklerine inanamadı. Pedro Pascal, The Last of Us. Herkesin smokinle katıldığı törene bağrı açık gömlekle geldi. Ödül almayı beklemediğini çıktığı sahnede itiraf etti. This is wrong for a number of reasons. I'm a little drunk. I thought I could get drunk. Pedro Pascal heyecanını ve şaşkınlığını gizleyemedi. I'm making a fool of myself. But thank you so much for this. Sahnede bayılmamak için lafı çok uzatmadı ve tüm dünyada manşete çıktı. Family is maybe watching. I'm not sure. I'm going to have a panic attack and I'm going to leave. İşini hakkıyla yapmayı seven hayvansever bir öğretmen, ilkokul çocukları pandemi sonrası okula daha kolay adapte olabilsin diye attı gördüğünüz adımı. Bir barınakla anlaştı, hem çocuklar onlarla doyasıya oynadı hem de 51 köpek bu sayede yeni bir yuvaya kavuştu. Ortaya çıkan başarılı tablo örnek öğretmeni miniklerin kahramanı yaptı. The puppies kind of just lift your spirits. Bu tablo gibi görüntü ise New York'tan. Anadolu Ajansı eşsiz kadrajda kayda girdi. Dolunay'ın geçişi gören herkesi büyüledi. Kar yağışının tadını genelde çocuklar ve köpekler çıkarır ancak Çin'de roller değişti. Çocuksu ruhunu kaybetmeyen yetenekli adam, sevimli dostunun aynısını kardan adam yapar gibi bahçeye konduruverdi. Köpeği ise görüntü alınırken neşeli olmaktan uzak, hatta biraz kıskanır gibiydi. Nazilli Belediye Spor Futbol Takımı'nın başkanı Şahin Kaya, iddiaya göre daha önce hakemleri hakareti yüzünden ceza almıştı. Stada da girişi bir süre yasaklandı. Takımının Kırşehir'le maçı vardı ve gönül verdiği takımının da yanında olmak istiyordu. Yasaklı başkan mücadeleyi her şeye rağmen yeşil sahadan izledi. Ancak tribünden değil, vincin tepesinden. Takımı yalnız bırakmak yok. Vinç olur, çatı olur. Elbet izleyecek bir yer buluruz. Aldığı ceza yüzünden stada girişi yasaklandı ama o sevdasından vazgeçmedi. Başkanı olduğu takımın maçını vinç sepetinde izledi. Geçen hafta bir ceza aldık. Burası güzel. Yüksekten daha keyif. Nazilli Belediye Spor Başkanı Şahin Kaya daha önceki karşılaşmada iddia o ki hakemlere yönelik hareketi yüzünden 75 gün hak mahrumiyeti cezası aldı, stadyuma girişi de bir süre yasaktı. Takımımızı yalnız bırakmayacağız yani. Şu an halimden memnunum ya, hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde maçımızı izliyoruz. Kaya takımının Kırşehir Futbol Kulübü ile karşılaşmasını yerinde izlemek istedi ve kiraladığı vinçle mücadelenin sürdüğü yeşil sahanın yanına geldi. Kırşehir maçına da geldik. İzlemek için de böyle bir vinç kiraladık. Bir saatlik kiraladık maç boyunca, arkadaşlar bizi burada havada maçı izlettirecekler. Vinç sepetine çıkan futbol sevdalısı başkan maçın bitiş düdüğü çalıncaya kadar takımını yalnız bırakmadı. Takımı yalnız bırakmak yok.
%100 yerli ve milli robot Arat bugün İstanbul sokaklarında dolaştı. Hatta fayton bile çekti. İşte şaşkın bakışlar altında gerçekleşen bu sıra dışı geziden kameralara yansıyanlar. Yemek yiyelim mi? İstemiyorsun yürüyüşe çıkalım mı? O zaman yürüyüşe çıkalım. Hadi gel. Siz evinizde böyle bir robot ister miydiniz? İşime yarayacağını düşünüyorum. Ütü mü yapsın? Yeterli. %100 yerli ve milli bir robot. Otur. Kalk ve yürü. Robot Arat'ın yemek ve su talebi yok. Sözde dinliyor, onay da veriyor, koku da alıyor. Adeta minik dostlarımız gibi ama onlardan çok daha farklı özel bir yapıya sahip. Robot hareket halindeyken nesnelerden kaçabilme, yine hareket halindeyken nesnelerin üzerinden geçme veya altından geçebilme gibi yetenekleri var. Düştüğü zaman kendini toparlama algoritması, üzerine eklenen kamera ve benzeri lidar ve benzeri sensörlerle de 3 boyutlu harita çıkarabilme gibi yetenekleri de robotun mevcut diyebilirim. Eğitimli köpeklerin yanında daha fazla ve daha çok sayıda olacağı için çok yararlı bir şey. Türk mühendislerinin de böyle bir çalışma yapması ayrıca gurur verici. Kablosuz kumandayla kontrol edilebilen 4 ayaklı robot Arat'ın aslında pek çok özelliği var. Ama en önemli özelliği arama kurtarma ekiplerinin arasında yer alması olacak. Peki nasıl mı? İşte cevabı. Üretim amacı arama kurtarma faaliyetleri ve insanların girmesinin tehlikeli ve zor olacağı yerlerde bu robotu kullanabilmek. Bazen bu robot outdoor alanlarda, bazen de bir fabrika içerisinde kullanırken görebilir olacağız. Deprem zamanında arama kurtarma ekibine yardım edecek kendisi. Mükemmel. Zaten milli bir gurur söz konusu ama aynı zamanda hani adalarda olan hayvanlarla ilgili o fayton zulümlerine de bence bir çare olabilir. Mühendis arkadaşlarımızın yeni versiyonu üzerindeki çalışmaya devam ediyor. Dillere pelesenk bir türkü, düğünlerin vazgeçilmezi, hatta kadın milli voleybol takımımızın da ünü sınırları aşmış durumda. Adı da hepimizin ezbere bildiği Erik Dalı tabii ki. Ezgileri Ankara havasını andırıyor ama aslında o meşhur türkü Burdur'un. Arkadaşlarımız o ile gitti. Kadir Türen'in bestelediği Erik Dalı'nın öyküsünü araştırdı. Kimi zaman Eyfel Kulesi önünde, kimi zaman Uruguay'da bir düğünde. Ya da İspanya'da. Artık düğünlerin olmazsa olmazı olan ve ünü tüm dünyaya yayılan Erik Dalı türküsü son olarak da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kutlama şarkısı haline geldi. Yıllardır Ankara türküsü olduğu düşünüldü. Ankara mı sahip çıktı buraya önceden? Bir sanatçı söyledi. O da tabii kabul etti şimdi. Bu buraya geldi. Ancak Kadir Türen'in bestelediği Erik Dalı türküsü Burdur'un Dirmil yeni adıyla Altınyayla ilçesiyle tescillendi. Erik Dalı devrettik. Erik Dalı devrettik. Amanın Erik Dalı'nı da tescilledik. Bizim Dirmil Altınyayla. Hayır, bırakmayız. Zaten buranın da işte bir boşluktan faydalanmak istedi arkadaşlar. Onu da bizim halk, vatandaşlar uyandı, sahip çıktı. Erik de buranın, Erik Dalı da buranın. İşte ünlü halk ozanı Kadir Türen'den geriye miras kaldı. Bu coğrafyanın bir parçası, bu bölgenin, Burdur'un bir parçası Erik Dalı ve bölge halkı Erik Dalı'na sahip çıktı. Burada ezgileri de başka, söyleyiş tarzı da, oynama biçimi de. İşte Erik Dalı gevrektir diyor herkes ve kendine hakim olamıyor. Erik Dalı gevrektir, amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Rahmetli Kadir Türen ustamız Dirmil üzerine çok türküler yapmış. Bestelerdi bestelerini. Kezban Yenge türküsün. Uyudu bir daşlı olur. Erik Dalı. Curacı.
Deli Kadir dillerdi, Kadir Türen dillerdi. Kendi yazdı, kendi söyledi. Dinlememiz hiç babamızın bir armağanı. Dinleyince ne hissediyorsun? Bir yandan seviniyoruz, bir yandan üzülüyoruz. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Hamurum değmeye gelmez. Haydi basmaya gelmez. Elin gözü naziktir, elin gözü naziktir. Hamurum Erik dalı gevrek midir? Çok gevrektir. Erik dalının üzerine çıktığın zaman çatada gider hemen. Çok naziktir biliyorsun. Bayanlar da nazik oluyor ya. Sever misiniz erik dalını? Aa, hem sevmemiz oğlum. Bilir misiniz? Ne bilmemiz. Söyler misiniz bana? Hayır, utanırım. Utanma, yabancı yok. Utanırım. Utanma. Kimse duymayacak ben. Erik dalı gevrektir. Elin kızı sevmeye gelmez. Erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Elin kızı naziktir. Elin kızı naziktir. Haydi küsmeye gelmez. Haydi küsmeye gelmez. O zaman... Ana haberi noktalıyoruz. Birazdan ekranlarınızda Kim Milyoner Olmak ister olacak. Hatırlatalım. Kısa bir araya gidelim. Kapanış için yeniden burada olacağız az sonra. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.